Sabiha Sultan soru sorunca, niye okumayayım Mustafa Erol Seçen? Bir dakika, Erol Seçen mektup sizle ilgili. Mesaj. Bu mailini oku da göreyim. Bak okuyorum. Canavar gibi hatun. Niye yağ gibi yüzüne çıkmaya çalışıyorsun? Her yerden kusursuz. Her yönden kusursuz, kıskanma. Estağfurullah. Allah sahibine bağışlasın, iyi şey. Evet efendim. Sabiha Sultan sorusu vardı hanımefendinin. Neydi efendim sorunuz? Sabiha Sultan ile Mustafa Kemal'in olası evliliği hakiki olsa... Olası ne demek? Ya olsaydı, gerçekleşseydi ben ihtimal yok muydu? İhtimal üstüne konuşmam ki. Neden, ne olur? Konuşmam, prensibimi de bozmam. İhtimal üstüne konuşmam. Peki şeyi söyle o zaman. Sabiha Sultan Atatürk'ün... O halamın amcam olması gerekiyor. Sabiha Sultan niye Mustafa Kemal? Sabiha Sultan... Hanımın ne olması? Son an. Sabiha Sultan... Yap... Ben ihtimal üstüne tarih yapmam, konuşmam. Murat Bey, ben duymadım ne dediğinizi, anlayamadım. Söyler neyse misiniz? İşte ben Haşim oralı Bey değilmiş. Allah aşkına. İngilizler denize kim döktü diyor. Biz İngilizlerle nerede savaşçı Murat tutulmuş halinde? Murat Bey, ben yokmuşum gibi. Hiç ben... Ya şey diyor. Neyse. Ya lütfen söyleyin ama bu olmaz ki. Ben duymadım ne dediğinizi. Ya sonra söyleyin. Şimdi söylenmez efendim. Rütük var. Rütük mü? Ayıp da bakın, toplulukta not fısıldama falan üstüne. Aha. Olmaz öyle şey. Siz hep fısıldıyorsunuz Murat Bey. Hiç bu vakit hiç fısıldama. Şöyle yapıp konuşuyorsunuz. Hiç öyle bir şey yapmam. Demin Erhan'la yaptığınız gibi değil mi? Evet efendim. Evet, neyi diyordunuz efendim? Sabiha Erhan Sultan, Mustafa Kemal'le niye evlenmiyor? Niye? Veya şöyle diyelim. Sabiha Sultan'la Atatürk mü evlenmek istiyor? Evet. Şey sırasında? İşgal yıllarında? Hayır. Ya o siyasi bir sebepten mi yoksa beğeniyor mu? Sorduğunuzu anlatayım. Ya soru soruyorum, Allah Allah. Anlatmadan hemen soruyu soracağım. Anlatırken bölsem böldü diyorsunuz. Salih Bey pasaportu gerçek mi nereden bilelim? Sahte kardeşim, bu sabah yaptım ben de. Needle Teşvikiye. Bu sabah yaptım hepsini. Yani o kadar gelişmiş ki Osmanlı pasaportu. Tabii Needle Teşvikiye hepsi sahte. Onlar da ciddi yazmazlar mı soruyor? Gözüme de yazıyorlar ama eğlendiriyorlar işte. Ay. Şimdi efendim Atatürk iki kere. Şimdi saraydan kız nasıl istenir, oradan gelir. Evet, nasıl istenir? O devirde Erhan'cığım sen bile isteyebilirdin. Dilekçe veriyorsun. Sen bile isterdin. Dilekçe veriyor tabii. Verirler bir de ayrı mesela ama. Dilekçe veriyorsun. Ciddi. Şu sultana talibim diyorsun. Evet. Komisyon kuruluyor. Nasıl soru, komisyon? Komisyon. Adam kızımıza layık bu sultana diyorlar. Araştırıyorlar herhalde. Emri araştırma. Şimdi de yapmak lazım. Enver Paşa'yı da araştırmışlar mı? Enver Paşa'yı da araştırmışlar mı? Onun araştırmalarına gerek yoktu. Yoksa gider. O normal bir şey. Murat Bey, bir insan evlenirken anası babası da araştırmalı. Tamam, bir şey demedim ki ben de. Ha, yani o komisyon kurulu. Mesela Sabiha Sultan'a sonraki yılların çok meşhur bir devlet adamı daha talip olmuş. Şimdi söyleyecek değilim, hiçbir zaman da söylemem. Türk mü yabancı mı? Türk, Türk canım. Yabancı olur mu Erhan sende? Ejnebiye hiç Hirohito'nun varmazlar. Hirohito'nun oğlu. Ne? Japon imparatoru. Öyle bir şey olur mu ya? Onlar... Ne İran? Uzun uzun araştırma yapılmış. Kaçar hanedandan, Osmanlı hanedandan kızar. O da talip olmuş. Ha, tamam. Türk devlet adamı dedim Erhan. Tamam. Meşru bir Türk, kaçar hanedanlı Türk mü? Hay Allah'ım ya. Bana söylemiyor. Size kesin söyler. Tam şu işi sulandırmayalım. Seyircilerimi evet, sulandırmayın şimdi diyorlar. Şimdi artık Mustafa Kemal, bak, Sabiha Sultan'ı... Ne demek? Sürekli gülüyor bu kadın, iyi mi diyorlar? Uyduruyor öyle bir şey. Çok ayıp ya. Çok ayıp. Sen iyi misin? Çok ayıp. Bir evet, hanımla böyle konuşulmaz. Şimdi... Etiket okumaya yollayalım bunları. Ne okumaya? Etiket okulu. Şimdi konuyu bozmayalım. İkiden sonra yapalım bu muhabbeti, yapalım. Nerede Osmanlı'yı kaldık? Öğreneceklerine zerafetini evvela anlasınlar. Şimdi, ondan yes, sonra. Mustafa Kemal Atatürk dilekçe mi vermiş? Şimdi dur. Dilekçe veriliyor. Bak, çok meşhur bir devlet adamı da. Sonra Cumhuriyet döneminde meşhur bir devlet adamı daha var. Soruşturma yapılmış. Babasının mesleği uygun bulunmamış saraya damat olmasına. Bu başka birisi. Mesleği başka bir, başka birisi. Başka bir, başka birisi. Ha. Arabacı. Arabacı. Ve onu damat olmaz arabacı zannetmiştim yani. Ha. Mustafa Kemal Paşa başvuru yaptığı zaman iki kere yapılmıştı. Biri Sultan Reşad'ın padişahlığı döneminde. Biri Sultan Vahdettin'in padişahlığı döneminde. Soruşturma yapmaya vakit de kalmamış. Çünkü kız tarafına haber veriyorlar. Seni bu istedi diyorlar. Sabiha Sultan olmaz diyor. Çünkü kuzeni de aşık. Ömer İkisinde Faruk de Efendi'ye. İkisinde, İkisinde de aşık. Olmaz diyor. İki müracaatta da. İki müracaatta, çünkü sonra da evlenmişlerdir. Hatta
şurada fotoğraflarını da gösterelim. Aşık. İkisi de babayla aşık. Komisyon bir araştırma falan yapmamış mı? Olmaz diyor. Ne araştırma yapacak? Yani zor da veremezler ya kızı. Alıp yani. Bu niye açılmadı bir dakika? Ha. Şurada size fotoğrafını da göstereyim ben efendim. Eyvah, yanlış açtım. Yani şey doğru değil midir? Neyse. Bir rapor hazırlandığı ve raporda cumhuriyetçidir Mustafa Kemal Paşa için denildiği. Şöyle bir şey duymadım. Olması da imkansızdır çünkü aileyi tanıyorum. İmkansız öyle bir şey olmaz. Yani aşık. İkisi de aşık ama. Şimdi efendim. Sabiha Sultan'la eşi Faruk Efendi'nin fotoğrafını Faruk göstereceğim. Faruk Efendi size. Almanya'da tahsil görüyor, evet, değil mi? Evet, evet. O kadar çok bir resim, hangisini göstereyim? Alman ekolü. Efendim? Asker Alman, değil mi? Asker, profesyonel asker. Verdun'da falan savaşa katılmış ve Demirhaş nişanı var. Alman buyurun, yeni evlendikleri vakit çekilmiş bir fotoğrafları. İlk günüm şu resmi gösterir misin? Hatta biraz şöyle büyüteyim ben size. Şöyle yukarı alalım. Evet. Sabiha Sultan. Sabiha Sultan burada 22. Faruk Efendi 19. 2 yaş küçük kocasında. Büyük. Ve sarayda zaten kıyamet kopmuş. İki kuzen nasıl evlenir diye. Bu ilk defa oluyor değil mi? İki kuzen. Yok, bir iki örnek daha var. Var bir iki örnek daha var. Kıyamet kopmuş ama. Yani tek sebebi odur. Hiç. Batı'da da kuzen evliliği kanunen de yasak. Hayır yani değil. Maşallah bütün Avrupa hanedanları hepsi Victoria'nın soyu. Ya birinci derece. Rus çarın ana şeyi neydi birinci o kadın? Birinci derece Murat Bey, kardeş çocukları evlenemez. Ondan sonrakiler ikinci, üçüncü derece evlenir birinci ama derece birinci derece evlenemiyor. Hayır. Bazı ülkelerde şeydi ama Amerika'da hapse girersiniz öyle bir şey. Ama Avrupa'da maşallah. Victoria fabrika gibi. O zaman ben yanlış konuşmam ama Amerika'da veraset, hapse girersiniz. O yüzden veraset savaş çıkıyor. Size devam. Veraset savaş çıkıyor, evet. Sabiha Sultan Türk tarihinde çok önemli yeri olan son dönemde bir kişidir. Çünkü her şeyin içinde bulunmuş. Çok az bir şey yazmıştır. Şurada bir fotoğrafını daha gösterdikten sonra efendim. Son yıllarındaki bir fotoğrafını. Sabiha Sultan 1960'ların sonunda ilk güncüm şu resmi. Gösterin yani yüzünde hakikaten o yılların çilesi var. Ama zaten söylüyorlar, içeri girdiği vakit diyorlar başka hissederdin istiyorlar. Şimdi efendim iki kere istemiş olmamıştır. Mesele budur. Evet. Ömer Faruk Efendi ile olan aşk yüzünden diyorsun. Sonra ayrılmışlar ama. Peki yani Mustafa Kemal beğendiği için mi evlenmek istiyor, siyasi sebepten mi? Onu soruyorum. Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorsunuz tamam. Onu sordum. Onu bilmiyoruz. Ama bir Enver Paşa örneği var. Ama Enver Paşa'yla da Enver Paşa'da Naciye Sultan'a inanılmaz aşık. Bu hep devam ediyor mu? Yani öyle çünkü Sabiha Sultan'la Ömer Faruk Efendi yanında ayrılmıştan sonra ayrılıyorlar. Yo, Enver Paşa yani ölüm ayıyordu onlar. Ya tamam ölüm ayı herhalde. Şey, Naciye Sultan'a. Ama Enver Paşa felaket aşık. Evet. Neler yazmış. Paşa'nı kaldırma. Göstereceğim, oraya geleceğiz daha. O arada efendim 1939 yılında şunu gösterelim. Bu enteresan bir pasaporttur. Diplomatik pasaport bu. Yani buna vize, giriş hiçbir şey yok. Elinizi kolunuzu sallayıp şöyle gösterip girersiniz. İsmail Hakkı Bey diye bir eski subay var. İstiklal Harbi'ne katılmış, sonra diplomat olmuş. İstihbaratçılık yapmış. MİT'in kurucularından olduğu söyleniyor. Eski MAH'ın yani. İsmail Hakkı Bey'in bir özelliği var. Sultan Vahdettin'in damadı ama. Sultan Vahdettin'in büyük kızı Ulviye Sultan'la evli. Ondan da bir çocuğu olmuş. Bir kızı olmuş. Rahmetli Hümeyda Hanım Sultan. Ona rahmet eylesin. Ve sonra karı koca ayrılıyor. Yani Ulviye Sultan'la İsmail Hakkı Bey, İsmail Hakkı Oktay. Yan Yadan Ankara diye bir kitabı vardır. Ayrılıyor, Kuvayi Milliye'ye katılıyor, savaşa katılıyor. Sonra diplomat olarak çeşitli yerlere gidiyor. Fakat Türkiye'nin diplomatı,
İhtikal madalyası var, kırmızı şeritli. Ve asker, Almanya'dan mezun. Faruk Efendi gibi. İki kardeş bunlar. Ama kızının Türkiye'ye girişi yasak. Hümeyra Hanım Sultan'a. Hazreti Hanım madalyası biliyorsun bize. Girişi yasak. Atatürk'e paşam böyle böyle demiş. Atatürk de son hastalık zamanı işte. Ya demiş, kızını pasaportunda kaydettir. Kimseye de söyleme getir demiş. Yapmış. Hatta Park Otel'de Atatürk'ü dans bile etmiş. Atatürk biliyor. Ve bu pasaportu vermişler. Şöyle gösterelim arkadaşlar bunu da. Tabii silah arkadaşlığı var. Silah arkadaşı tabii. Türk diplomatik pasaportu. Republik Türk. Pasaport diplomatik. Şöyle geçiyoruz. Filipi Başkonsolosu İsmail Hakkı Oktay'ın kızı Hümeyra Oktay. Sonra Özbaş Halil Beylerle. Rahmet Halil Beyler. Türkiye'ye ve ecnebi memleketlere gitmekte olduğundan diye Sofya Elçisi Faik Hazar tarafından imzalanmış. Efendim şöyle geçiyoruz. Fransa kısmı Hümeyra Hanım'ın resmi rahmetli. Çok, şunu da çok gösterelim. Ya, çok hoşlu evet. Biraz yaklaştıralım arkadaşlar. Fotoğrafı. Evet. 1917'liydi, 1937 20 yaşında. 20 yaşında. 20 yaşında. Ve her tarafta dolaşmış bununla. Fakat Atatürk komaya girince bir mahut çevre vardı bizde. Evet. Vay Vahdettin'in torunu, hainin torunu burada diye. Kızcağız almışlar o zaman genç kız. Atatürk vefat etmeden önce mi? Hayatta da ama komada artık hasta. Ne olmuş kızı alıp? Bekleyin anlatacağım. Heyecanlandım. Olabilir. Az sonra. Az sonra. Az sonra. Bak reklam vereceğim. Hayda. Efendim almışlar. Birinci şubeye götürmüşler. Parmak izleri alınmış bilmem ne. Türkiye yasak yemekten. Sonra gene kovmuşlar. 1939'da İsmet Paşa'nın yaptığı çok güzel bir hareket vardır. Efendim İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olur olmaz Atatürk zamanında başlamış olan bir çalışmayı hemen tamamlatır. Hümeyra Hanım için, Hümeyra Özbaş için. Yani İsmail Hakkı Bey onun da silah İsmet arkadaşı. İsmet Paşa da silah arkadaşı. Onun da silah arkadaşı. Ve Enver Paşa'nın 3 çocuğu için. Yani Ali Enver oğlu Mahpeyka ve Türkan Hanım Sultanlar. Çünkü Enver Paşa'nın çocukları hanedandan sayılıyor. Çünkü anneleri sultan. Ve Naciye Sultan'ın ikinci eşi Enver Paşa'nın kardeşi Kamil Bey. Ondan olan kızı için özel bir af kanunu çıkardı. Giriş izni çıkardı Türkiye kanunla ve Türkiye'ye gelirler. Sene 1939. Ama hanedanın kadın mensuplarının girmesi 1952, erkeklerin girişine izin verilmesi 1974'tür. 39'da bu 5 kişi Türkiye'ye serbestçe gelebilirler. Ama ilk, bu pek bizde bilinmez, Türkiye'ye giriş izni verilen, ilk resmen giriş izni, resmen değil de üstü kapalı örtülü, ilk giriş izni verilen ve giren Emel Hanım Sultanı, Sultan'ın Reşad'ın torunudur. Ortaköy'de yaşıyorlar şimdi. Ne zaman? 1926-27'de. Niçin? Kundak'ta getirmiş. Annesi ölmüş. Gülbaba Türbesi'ne gömülmüş. Macaristan'da. Babası Sokullulardan. Almış kucağına çocuğu, başka bir isimle Türkiye'yi kaydettirmiş, getirmiş. Haberi yok yani yetkililerin. Yetkililerin haberi yok. Bilenler de susmuşlar. Ona da 18 yaşında söylemişler, sen busun ha demişler. Ha, kimliğini de söylemiyorlar. Çocuğa da söylemiyorlar. 18'inde söylemişler. Yani çünkü fakat ikinci, pasaportla giren ve Atatürk'ün verdiği talimatı bu pasaport. Pasaportun aslı bu işte. Rahmetli Hümeyra Hanım. Ondan sonra Hümeyra Hanım'a dahil olduğu 5 çocuk. Yani bu bir yerde Atatürk'ün ve İsmet Paşa'nın eski başkomutanlarına Enver Paşa'ya olan vefa duygularıdır. Çocuklar niye sürgünde sürünsün? Ve enteresandır, Enver Paşa'nın bütün çocukları yoktu. Osman Mayet'e pek biliyorsun programa katıldı. Annesiydi Türkan Hanım. Türkan Hanım bizim kimya hocamızdı. Ankara'da kimya mühendisiydi. Büyük kızı doktor psikiyatrdı Mahpeker Hanım. Ali Enver askerdi. Ve çok iyi okumuş insanlardı. Kamil Bey sayesinde. Kamil Bey çocukları okutmuş. Hepsini okutmuş.